soracağım. Az önce dediniz ki Yalova Büyükşehir Belediye Başkanı'na bağlandığınızda bir uyarım var size. İnsanları panikletmek istemiyorum. Bizler de aynı şekilde böyle sakin kalmakta yarar var. Ama deniz kenarına gidilmemesi uyarısında bulundunuz. Neden? Şimdi neden? Bu 4,1 Evet. büyüklüğündeki bir depremde tsunami oluşturur mu, yoksa biz her şekilde mi önlemimizi alalım? Ben onu tedbiren Her söyledim. şekilde. 4,1 büyüklüğündeki bir depremde herhangi bir tsunami olma olasılığı yok. Asıl büyük depremlerde bile istatistik olarak 3 depremden bir tanesinde tsunami meydana gelebilir. Marmara Denizi'ndeki asıl tehlike depremle birlikte tetiklenebilecek denizaltı heyelanlarıdır. Bu heyelanlar tsunami yaratabilir. Yani 4,1'den sonra hiç arzu etmeyiz. Bir büyük deprem olursa yaratacağı tsunamiye karşı kıyılarda olmamak gerekiyor. Bunu toplanma alanlarımız biliyorsunuz 99'da kıyılardı. Yani bu alışkanlığımızdan vazgeçmemiz gerekiyor. Şimdi şey için bile, rahatlamak için bile kıyıya gitmeyelim. Bu bizim alışkanlığımız olsun. Yani onu söylemeye çalışıyorum. Yoksa şu anda bir tehlikeyi arz ettiği için değil, Ama alışkanlık Marmara olarak depreminde gitmeyelim bir diyorum. tsunami de öngörüyorsunuz. O zaman ben bunu anlıyorum sizin söylediğiniz. Bu da bir tartışma Tabii konusu. tabii. Bazı uzmanlar, çünkü hiç Marmara Denizi Evet. kapalı bir deniz olduğu için tsunami görmeyen de, ben mi yanlış mı hatırlıyorum? Böyle açıklamaları da Bu duyduk. hocam heyelandan dolayı bir Evet, tsunami Marmara Denizi'nin dibinde heyelanlar Şöyle. oluşabilir diyor hocam. Değil mi hocam? Doğru anladım. Tabii tabii ben aynı zamanda Tabii. tsunami Tabii. uzmanıyım. Bu konuda da uluslararası yayınlarım var. Dünyada da bu konuda çalışmalarımız var. Tüm Marmara'yı kazmış durumdayız, kenarlarını. Eski tsunami izlerini bulmuşuz. Ayrıca Türkiye kıyılarında da bu kazıları yaptık. Dolayısıyla eğer birine inanılacaksa biz diyoruz ki burada bir tehlike var. Ben değil yani. Çok iyi dünya çapında uzman arkadaşlarım var. Onlarla birlikte çalıştık, Japonlarla birlikte çalıştık, kazdık. Dolayısıyla herkes inansın ki tsunami açısından Marmara tehlikeleri, Marmara kıyıları tehlikelidir. Olabilir. Dolayısıyla kıyıların Sayın Göksu. tekrardan Pardon. Hocam bir Tekrar. şey daha soracağım. Sayın Karakuş, Sayın Göksu. evet, bir Hocam bitirsin ondan sonra. tsunami uzmanı olduğu için Buyurun hocam, hocam, şimdi bu buyurun. da Pardon. çok bu da ürkütücü bir konu. Şöyle ki hocam, bizde de kıyı kenarları hem gayrimenkul açısından daha pahalıdır. Nereye kadar gelir bu tsunami? Bunu da araştırdınız değil mi? İstanbul'da kaç kilometre içeri kadar girer? İstanbul için, daha doğrusu Marmara için 50 tane senaryo var. Marmara'nın neresinde deprem olursa nasıl bir tsunami oluşur? Dalga yüksekliği nedir? Hangi kıyıya ne şekilde varır? Bunların bütün hesapları var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Japonlarla birlikte ODTÜ'den Ahmet Cevdet Yalçıner'in başkanlığında ve bu konuda da ulusal sorumlumuz AFAD tarafından şeye verilmiştir. Kandilli rasathanesine verilmiştir. Yani erken uyarı sistemimiz de var. Hocam o Sadece zaman şu orada soruyu değil. sorayım. İmar planlarında bu özellikler dikkate alınıyor mu? Hocam, Çok güzel bir soru. Bunu ben Ulusal Risk Kalkanı'nda da sordum. Galiba bu konularda bir eksiklik var. O bakımdan kıyıların mekansal planlama açısından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda ilgili birimler var. Bu birimlerin bu kıyıları tekrardan planlaması gerekiyor. hocam Yani bütün hiçbir... İstanbul zaten kıyılarda dolu aslında baktığımızda. Biz içeride değiliz çoğumuz. E5 6 diyelim. Hocam diyor ki Tam. bölgesel lokal çalışmalar yapıldı. Tabii nüfus Tsunami'de yoğunluğu. hangi bölgeye ne kadar... Hocam bir de şu fotoğrafı yorumlar mısınız? Burada İstanbul'un bina Sayın yoğunluğu Göksu ben fotoğrafı. şunu söyleyeyim. İstanbul nüfus Sayın yoğunluğu sahil hocama, nedeniyle Sayın 70. hocam tabii ki çok bu konularda bilgiye sahip. Şunu söyleyeyim. Marmara Denizi'nde heyelan olabilecek 600 metre derinlikte yar var, yar. 600 metre. Her iki 1350 tarafta metre 3 neredeyse saniye. karşılıklı. Hocam çok iyi biliyor bunu. O yüzden kaç metre efendim? 1250 metrelik 3 tane çukur var. Bakın işte 1250 bazı metre. yerler 1250 metre. Evet, onun için bunlar
heyelan halinde aşağıya düştüğünde tsunami olacak. Yani bunu o zaman da tespit ettik. 2004'teki çalışmalarda çıkardık. O zaman 11 milyon 700 bindi İstanbul'un nüfusu, bir kişi artmasın dedik. Ama bakın şimdi 20 milyona dayandı. Hocam sene şu İstanbul 2004, yoğunluğunu 70 bir haritadan gibi. Buradaki deprem uzmanı. Hocam fotoğraf aslında çok net ortada. Bir yorumlar mısınız şu fotoğrafı? Evet, İstanbul'un her tarafı böyle. Herhalde bir parçası bu. İstanbul'un bir parçası. Gördüğünüz gibi böyle caddeler de cetvelle çizilmiş gibi değil. Karışık. Ulaşım açısından bir defa hiç konuşulmayan konu, ulaşım uzmanlarına da sormak gerekiyor. Onlar çok dertli. Ben inşaat fakültesi dekanlığı yaptım, şu anda değilim ama buradaki ulaşımdaki profesör arkadaşlarımızın en büyük şikayeti, hem deprem olan bölgedeki yerde hem İstanbul'da ulaşım konusunun çok az gündeme getirildiği, halbuki kilit konunun ulaşım olduğu konusunda şeyleri var, yaklaşımları var. Çünkü siz istediğiniz kadar hazırlıklı olun, sokak kapandıysa işiniz bitti. Oraya giremezsiniz, oradan çıkamazsınız. O yüzden bu görünüm çok sağlıklı bir görünüm değil. Hocam, çok sağlıksız bir görünüm. Bu bahsettiğinizde 3 tane çukur, 1250 metre. Bölgeleri ne bunların hocam? Tekirdağ, Orta Marmara Çukuru ve Çınarcık Çukuru olmak üzere 3 tane çukur var. Arada da bir tane sırt var. Bitti. Zaten bütün Marmara'yı kaplamış hocam. Çukurları açan da depremler. Öyle. Rastgele değil. Depremler sonucu açılmış çukurlar. Bir defa şunu söyleyeyim. Marmara Denizi'nin tabanı, bunu Sayın Profesör Doktor Naci Görür ya da Celal Şengör iyi bileceklerdir. Çünkü onlar çok yoğun çalışmaları oldu İTÜ ile beraber. Marmara Denizi'nin tabanı dünyanın en iyi bilinen denizlerinden biri haline geldi. Yani Marmara'daki bütün fayları, çukurları, kirliliği, her şeyi bilim insanları çok iyi biliyorlar. Hocam peki bir tsunami'de kıyıdan asgari ne kadar içeride olması gerekir emniyetli bölgenin? Evler nereye yapılmalı? Daha net soralım. Evler nereye yapılmalı hocam? Yükseklik olsun. Şöyle bir defa kanunen kıyı kenar kanunu var. Bu kanuna göre rüzgarın ve dalganın işlediği yere kadar zaten bir yapı yapamazsınız depremden gayrı. Bu konu önemli. İşte 100 metrelik bir kesime kadar zaten olmaması gereken şeyler. Bu yeniden yapılacak şeyler için söylüyorum ama bir zayıf tsunami olsa bile, 1 metrelik tsunami olsa bile 100 metre kara içine girip geri çekilse, şöyle bir İstanbul'u düşünün, bütün yollar, sahil yolları araçlarla dolu. Üstelik 24 saat, yani belli bir saatte değil, 24 saat bir dalganın gelip çekilmesi tüm araçların denize taşınması anlamına gelir ki içindekilerle birlikte kayıp demektir bu. Yani bu iyi senaryo. Bunun daha, yani kıyıların düz olduğu alanlarda biraz daha fazla içeriye girebilir. Çok değişkendir. Hiç dokunamayacağı yerler de var. Yüksek kıyıların olduğu yerde dalgaların hiç giremeyeceği yerler de var. Hocam. O kadar değil. Şimdi çok açıklama var aslında. Bizim de artık kafamız karıştı. Bazı hocalar diyor ki geldi gelecek, işte siz de dediniz bu 4,1 büyüklüğündeki deprem bize o büyük depremin habercisi de olabilir ki zaten bekliyoruz. Hem Silivri açıklarında, işte Marmara Ereğlisi'nde beklendiği söylenilen var. Bu tarafta Pendik hattından beklenilen bir deprem var. Kimi hocaya göre bu kadar şiddetli olmayacak. Geçtiğimiz günlerde de isim vermeden söyleyeceğim, cevap hakkı doğar çünkü, ama bir hoca şöyle bir açıklama yaptı. Ezber bozan bir açıklama yaptı aslında. Marmara Denizi'ndeki fay hatları ölü. Yani biz buradan büyük bir deprem beklemiyoruz dedi. Bu ezber bozan, beni rahatlatan bir açıklamaydı diyeyim şimdi. Ama siz beklediğinizi söylediniz. Marmara Denizi'ndeki bütün fay hatları öldü mü, ölü mü? Hakikaten bu cümle çok trajikomik bir cümle. Bunun için de yer bilimleri uzmanı olmak gerekmiyor.
Allah aşkına bir tane tarih kitabı okusun bu arkadaşım ya. Kim söylemişse açsın birazcık tarih kitabı okusun. İstanbul'dan padişahın Edirne'ye gidip aylarca çadırda yattığını bir okusun. Yani İstanbul'un tarihi sabıkalı. Yani Müslümanlık öncesi, Osmanlı öncesi depremleri incelesinler. Bunların hepsinin kayıtları var. Bunun için de uzman olmak gerekmiyor. Bir defa İstanbul konusunda ya da Marmara konusunda bu konunun böyle tiye alınmasını şiddetle kınıyorum. Çünkü tiye mi alınıyor sizce hocam? O zaman siz kesin olacak şöyle, diyorsunuz. Ya bu vebal almaktır. Yani bir defa Sayın Komutanım iyi bilecektir. Senaryonun iyisi olmaz. Senaryonun en kötüsüne göre hazırlanırsın. Evet. Çıkarsa bahtına. Yani yok olmayabilir diye bir senaryo olur mu Allah aşkına ya? Çok sinir bozucu bir şey. Sayın hocam zaten şu tsunami'yi söyleseniz tarihteki en yüksek tsunami 10 metre oldu İstanbul'da. Bunu söyleseniz yeter efendim. Doğru mu söylüyorum Sayın hocam? Tabii. Tarihteki yani, depremlerde en yüksek tsunami 10 metre olduğu söyleniyor. Bunun daha ötesi var mı? İstanbul bu tehlike içinde. Herkes bunu bilecek. Dünyada öyle. Evet, dünyada öyle. Eylemlerin yarattığı tsunamiler genellikle depremin yarattığı tsunamiden daha yüksektir. Bunu tarihsel örneklerle açıklayabiliriz. Ben Endonezya'ya gitmiştim. Orada en yüksek dalga 32 metreydi. Benim gittiğim yerlerde 20 metreydi. 3 tane Türk profesör oradaydık. Uluslararası bir ekiple birlikte. Bizim ölçtüğümüz yerde 20 metreydi ve 7 kilometre içeriye girmişti Sumatra Adası'nda. Yani kendimiz elimizle ölçtük. 7 kilometre ileride ben deniz kabukları topladım. Hala odamda durur. İsteyene verebilirim. Yani bunları direkt gözlemlemişken bu konunun göz ardı edilmesini ben anlamıyorum doğrusu. Yani uzman diyorlar işte uzmanız yani. Hocam, daha başka ne söyleyebilirim ki? Sayın hocam bir şey sormak istiyorum. Şimdi deprem kaçınılmaz olarak bekliyoruz önümüzde. Yani zamanını bilemiyoruz ama hazırlıklarımız da bir taraftan devam ediyor. Biz bir seferberlik ruhuyla bu depremi karşılamak adına süratle, öncelikle ve ivedilikle kısa süre içerisinde bu işi hızlandırmak adına neler yapmalıyız? Bunun bir öncelik sırasını ortaya koymamız lazım diye herhalde düşünüyorum. Haklısınız albayım. Artık yani bu tehlikeleri konuşmaktan ziyade, çünkü bu yer bilimcilerin işi. Yani biz ne yapıyoruz? Yer bilimci bir tehlike potansiyelini söylüyor. Buna göre bir risk yönetiminin yapılması gerekir. Yani proaktif olmanız gerekir. Siz asker olduğunuz için daha iyi bilirsiniz. Afet ortaya çıkmadan önce bir milli seferberlikle bir çalışma yapmamız gerekiyor. Bir defa bir düşmanın, bir tehlikenin olduğuna inanmanız gerekiyor. Bakın biraz önceki konuşma yönünde bu konu göz ardı edilir. Zaten insanlar inanmamaya yatkın. Çünkü o da sağlıklı bir psikolojik yaklaşım. Yani tehlikeyi baş edemediği zaman insanlar unutmaya yatkın da bu sağlıklı bir şey. Bize psikolog hocalarımız böyle söylüyor. Yani biz bu işi sıcak, canlı tutup görebileceğimiz zararları aza indirmemiz ve şehri de gelecek nesillere sağlam teslim etmemiz gerekiyor. Bu askerlikte görev teslimi gibi bir şey yani. Yani hocam, bu memleketi, siz o zaman şunu söylüyorsunuz. Uyumayın, yani uyanın bize ve gelecek nesillere. Niye bununla yokmuş gibi davranıyoruz? Mesela ben size söyledim, o zaman bana da kızdınız. Ben rahatladım dedim çünkü artık hani duymak dahi istemiyorum. Hele hele 2023 yılı hepimiz için çok kötü geçti bu anlamda. Ama farkında olalım. Deprem gelecek, deprem gerçeğiyle yüzleşelim. Bu gibi açıklamaları yapan uzmanlara da güvenmeyin diyorsunuz. Değil mi? Evet. Kesinlikle ya birincisi dediğim gibi tarih okuyun. Yani tarih okusanız bile uzman olmadan bazı ön yargılarınız zaten oluşacaktır. Geleceği görebileceksiniz. Bu anlamda bir de şunu söyleyeyim. Bakın yer bilimciler, Türk yer bilimciler dünyanın en iyi bilim adamları. Bu hocam burada bir virgül koyalım mı?
Bir dakikalık bir reklamım var. Çok kısa devam edeceğiz. Devam ediyoruz. İstanbul'un da hissettiği Yalova merkezi 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yalova Çınarcık'ta şimdi bunu konuşuyoruz. Profesör Doktor Şükrü Ersoy'la devam ediyoruz, deprem uzmanı. Sayın hocama evet sorduk aslında ama tsunami ile ilgili başlıkta devam ettik. Hani ne yapacağız biz Türkiye ve İstanbul'daki kıyı şeritlerini, o yapılaşmayı terk etmemiz mi gerekiyor? Daha iç kısımlara mı gelmemiz gerekiyor? Ve bazı uzmanlar deprem konusunda korkmayın, İstanbul'da Marmara'da özellikle fayların ölü olduğunu, büyük bir deprem beklenmediğini söyledi. Daha geçtiğimiz günlerde bir uzman. Şükrü hocama sordum, şimdi neden böyle bir açıklama yapıyorlar? Bunu hangi motivasyona dayanarak, işte neden insanlara tehlikeli olmadığını? Şükrü hocam da aslında biraz sinirlendi. Bununla ilgili varsa bağlayalım, Şükrü hocam devam etsin. Şöyle hocama az önce sormuştum, tsunami hani hangi bölgeler, çukur bölgeler diye 3 tane çukurdan bahsetti. O zaman hocama şöyle bir yeni soruyla karşılık vereyim. Şimdi hocam bu bahsetmiş olduğunuz hani ne yapılmalı tedbirleri, değerli komutanın sorduğu soru önemli. Aslında hani ne yapılmalı, ona bakmalıyız. Şimdi sizin açıklamanıza göre kıyı şeridi sakıncalı bölgeler. Ama ben kıyı şeridine baktığımda boş yer görmüyorum. Hani bırakın belli bir mesafe içeri girmeyi, denizin sıfır dibinde en rağbet gören yerler. Şimdi imar planında bundan sonrası için imar verilirken kıyı şeritlerine yönelik herhangi bir madde, bu konuda çalışma var mı? Hani deprem yaşadık, orada bir takım tedbirler üst süratle alınacak dendi. Böyle bir çalışma yapıldı mı veya böyle bir çalışmanın yapıldığına dönelik herhangi bir duyumunuz var mı? Şükrü hocamın sesinde bir problem var. Şükrü hocam duyamıyoruz sizi. Ben sesi biraz daha açtım. Şimdi şöyle, İstanbul için kıyılarda sakının planları uygulanmaya başladı. Büyükçekmece'den başladı. Tabelalar var. Bu tabelalarla burası tsunami'ye yatkındır, kaçış rotaları şöyledir diye tabelalar var. Bunlar uyarıcı şeyler. Ama planlama açısından küçük bir şey bu tabii. Kıyılarda gerçekten eski bir yapı stoğu var. Şimdi keşke bu soruyu 40 sene önce, 50 sene önce sorulsaydı, yeniden başlasaydık. Gerçekten Türkiye kıyıları için, kıyılar kıymetli olduğu için ciddi bir sıkıntı var. Bundan sonrası için bundan sonrası için tabii yapılması gereken çok şey var. Ben aynı şeyi Hatay kıyıları için de söylemiştim. Çünkü 20 Şubat'ta 6.4 büyüklüğündeki depremden sonra Kandilli orası için tsunami uyarısı verdi. Ve nitekim 20 santimlik bir tsunami meydana geldi. Daha sonra Google haritalarımıza baktığımızda İskenderun körfezinde bir çamur akması var. Biliyorsunuz İskenderun kıyıları çöktü. Şu anda sular altında ve kıyıya duvar yapıyorlar. Bana göre palyatif bir tedbir. Tüm hocam kıyıdan... dalga kıranlar etkili olabilir mi? Şimdi bütün o yani, kıyı şeritlerini boşaltmak yerine. Bence dalgaları önleyebilir fakat geri planda 60 santimlik bir çökme var zeminde ve bu yapılara da yansımış durumda. Bence o yapıları ben pratik olarak örselenmiş olarak kabul ediyorum. İstediği kadar kıymetli bina olsun, oraların bence yeniden ya rehabilite edilmesi ya da yıkılıp yeniden yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü maddi bir çöküntü bu. Yani telafi edebileceğiz bir şey değil. 60 santimlik bir çöküntü var orada. Hocam ben o zaman sizin söylemenizden şunu anladım. Belediye imar kanunlarında bu tedbire yönelik herhangi bir düzeltme, yönetmelikte bir değişiklik yok. Eski düzen devam. Doğru mu anladım? Yenilerde varsa bilmem ama eskilerde bu konu çok dikkate alındığını düşünmüyorum. Hatta bu konuda bazı sorular da sormuştum. Olumlu yanıtlar alamamıştım komisyonlarda. Yenilerde olsa haberiniz olurdu zaten. Demek ki yok hocam. Tabii bütün komisyonlarda biz olamayabiliyoruz. Ama duymaya çalışıyoruz, öğrenmeye çalışıyoruz. Çünkü bizim dışımızda gelişen şeyleri de ne kadar fazla bilgilenirsek o kadar fazla yorum yapma şansına sahip oluyoruz. Ama şu anda bir hızlı bir gelişme var Türkiye'de, biliyorsunuz bu. Özellikle deprem bölgelerinde yetiştirmek adına hızlı bir çalışma var.
Bunda kıyılar ne kadar etkili onu tam söyleyemeyeceğim ama İstanbul çok önemli. İstanbul çok önemli. Çünkü kıyıda sadece konutlar yok. Aynı zamanda kritik tesisler var, askeri tesisler var, denizcilikle ilgili kritik limanlar var. Bunlar için güçlendirme gerekiyor mu? Herhangi bir tedbir almak gerekiyor mu? Bunların gözden geçirilmesi gerekir. Ama büyük ihtimalle de geçiriliyordur. Yani bu kadar bir eksiklik olamaz. Mutlaka benim bu konuda bilgi eksikliğim vardı. Mutlaka çalışılıyordur.